Ekranda multiple skleroz yani MS hastası olan birinin beyin görüntüsünü görüyoruz. Burada plak denen parlak bölgeler olduğunu fark etmişsinizdir. Bu plaklara aynı zamanda lezyon da deniyor. Lezyon aslında hasarlı bir dokudur. Bu plakların beynin farklı yerlerinde olduğuna dikkat edin ve beynin farklı yerleri elbette farklı işlevlerden sorumludur. Bazı kısımlar görüşten, bazıları hareketten, bazıları dokunmadan, bilişten ve duygudan sorumludur. İşte onun için de bu kategorilerden birinde lezyonun oluştuğu yere bağlı olarak problemler yaşanabilir. Örneğin, görme ile alakalı bölümlerde bir lezyon oluşursa, o zaman hasta çok iyi görememeye başlar. MS hastalarının gösterdiği semptomlar arasında görme bozuklukları genellikle ilk sıralarda yer alıyor. Ben de onun için ilk olarak onlardan söz edeceğim. Size bir göz resmi gösteriyorum. Gözün arkasında optik sinir denen bir yapı var. Burası gözün aldığı görsel bilgiyi beyne taşır. Burası lezyon oluşumunun çok sık görüldüğü bir bölgedir. Şurada bir yerde bir lezyon oluşmuş diyelim. Eğer optik sinirde bir lezyon oluşursa, yaşanabilecek problemleri eminim tahmin edebiliyorsunuzdur. Tamamen körlük gibi değil ama genel olarak görme becerisi zarar görüyor. Diyelim ki göz doktoruna gidiyorsunuz, o da sizden bazı harfleri okumanızı istiyor. Bu durumda küçük harfleri okuma yetiniz hasar görmüş olacaktır. Artık küçük harfleri eskisi kadar iyi göremez olursunuz. Ayrıca renkler de biraz soluk görünür. Diyelim ki normal bir renk algınız var ve bu yeşil kutuya bakıyorsunuz. Ama eğer MS hastasıysanız yeşil kutuya baktığınızda renkler biraz solmuş görünebilir. Örneğin bunun gibi. Yani diğer yeşil gibi göze çarpmıyor, çok canlı bir renk değil. Bu görüş problemlerinin yanı sıra MS hastaları genel bir ağrı yaşarlar. Gözlerini hareket ettirdiklerinde ağrı hissederler. İşte bunlar optik sinirde lezyon oluştuğunda oluşabilecek görsel sorunlar. Ancak beynin başka bölümlerinde de lezyon oluşması durumunda başka görsel sorunlar da yaşanabilir. Buradaki yeşil sinir bir yerden geliyor ve göz kaslarına gidiyor. Yani bu sinir gözün hareketinden sorumlu. Nereden geliyor bu sinir? beyin sapı denen bir yerden geliyor. Aslında tabii çok daha fazla sinir geliyor ama ben basitleştirmek için böyle yaptım. Evet. Beyin sapında bu hücre gövdeleri var. Bunlar aksonlarını sinirlere gönderecekler ve bu sinirler de göz kaslarına bağlanacak. Ve burası da yani beyin sapındaki bu alanda lezyonların çok sık görüldüğü bir yer. Bu da gözün hareketiyle ilgili sorunlar yaratıyor. MS hastası birinin gözlerine bakarsanız biraz titriyormuş gibi görünebilir. Bu titreme dikey ya da yatay olabilir. Ayrıca eğer bu kişiye herhangi bir görsel ya da örneğin sarı bir çizgi gösterirseniz, yanında ikinci bir sarı çizgi gördüğünü söyleyebilir. Çünkü çift görüyordur. Bunun sebebi ise artık gözlerinin beraber hareket etmemesidir. Gözleri aynı anda hareket etmediğinden gelen görsel bilgiyi birleştiremez ve bu yüzden de hasta bir nesneden iki tane görebilir. Beyin sapının sadece gözle bağlantısı yoktur. Başka kısımlara da bağlanır. Burada biraz yer açalım. Evet. Ekranda da gördüğümüz gibi beyin sapı boğazımıza da bağlanıyor. Boğazımızda bir sürü kas bulunur ve bu kaslar çeşitli işler yapar. Örneğin konuşmak ve yutkunmak gibi. Eğer beyin sapında lezyonlar oluşursa bunları yapmakta sorun yaşayabiliriz. MS hastası birçok insan kekeleyebilir. Eskisi kadar iyi konuşamayabilir. Ayrıca gıda maddelerini yutmakta da sorun yaşayabilirler. Sadece bunu yapmak bile çok zor ve acı dolu olabilir. Şimdi size merkezi sinir sisteminin başka bir bölümünde oluşan lezyonlarla ilgili belirtilerden bahsetmek istiyorum. Yine burada biraz yer açalım. Şimdi de bize doğru bakan birinin beynini görüyoruz. Burada omuriliğin bir kesitinin görüntüsü var. Omurilik beynimizi bedenin geri kalan kısmına bağlamakla görevli. Yani dokunma duyusundan ve beyinle bedenin geri kalanı arasındaki motor kontrollerden sorumlu. Diyelim ki burada sinir lifi var. Bu sinir lifi dokunma duyusuyla ilgili bilgileri omuriliğe götürüyor. Sonra bu bilgi oradan beyne gidiyor. Omurilikten beyin içine giden sinirler sayesinde bu bilgi aktarımı gerçekleşiyor. Tabii ki bu çok basitleştirilmiş bir şema. Ama eğer bu bölgede yani burada ya da belki burada lezyon oluşursa dokunma duyusu ile ilgili problemler yaşanabilir. Bu hastalıkta en sık görülen belirtilerden biri de uyuşma ve karıncalanmalardır. Bu aslında uzuvların bir nevi uykuya daldığını gösterir. Bu hislere genel olarak parestezi denir. Bunun yanı sıra hastalar ağrı hissedebilirler. Bazen insanlar önlerine baktıklarında ya da ileri baktıklarında elektrik şoku gibi bir hissin omuriliklerinden geçtiklerini hissedebilirler. Kısacası burada yalnızca beyinle vücut arasında dokunma duyusunun iletimi değil, motor bilgisi de söz konusudur. Motor bilgisi beyinden omuriliğe gidebilir. Oradan da başka bir sinir grubu ile iletişime geçip elimizdeki kaslara ulaşabilir. Eğer bu bölgelerde lezyon oluşursa motor kontrolle ilgili problemler ortaya çıkar. Örneğin birçok insan felç geçirebilir. Hareket etmek için bacaklarını kullanamayabilirler, yani yürüyemeyebilirler. Yürümek için bastona ya da belki tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyabilirler. Ya da tam tersi spastisite denen durum oluşabilir. Spastisitede kişinin kasları çok sertleşir ve aşırı aktif olur. Ama çok sert olduklarından da gerilme yaşanır. Sanki kaslar nedensiz yere sürekli kasılırlar ve bu da kaslarda ağrıya sebep olur. Buna ek olarak hastalar ayrıca bağırsak kontrolü ve idrar torbası ile ilgili sorunlar da yaşayabilir. Çok sık idrara çıkabilirler ya da idrara çıktıklarında sorun yaşarlar. Son olarak İnsanlar ayrıca cinsel fonksiyonlarla ilgili problemler de yaşayabilirler. Çoğu zaman kişiler uyarılma yaşamada ya da bu durumu korumada problem yaşarlar. Orgazm olmakla ilgili sorunlar da yaşayabilirler. Şimdi bu beyni diğer tarafa çevirelim ve bilişsel sorunlardan söz edelim. Evet, şimdi beyin sağa doğru bakıyor. Bu yeşille belirttiğim kısma frontal lob deniyor. Peki frontal lob ne yapar? Burası bilişten sorumludur. Peki bilişsel davranışlardan bazıları hangileridir? Bunlardan bazıları dikkat, çalışma belleği, düşünme ve karar vermedir. Yani eğer frontal lobda lezyon oluşursa bu bilişsel işlevlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. Örneğin hastalar bir konuya dikkat vermede sorun yaşayabilirler. Unutkan olabilirler ya da bazı kavramları düşünmede ve anlamada sorun yaşayabilirler problem çözme becerileri de hasar görebilir veya kararsız olabilirler